Allah aşkına git konuş onunla, bak bu son be. Tamam kızım. Sen merak etme, ben halledeceğim bu işi. Hadi. Gidiyor musunuz? Evet. Ben bırakabilirim. İsterseniz tabii. Yok evladım, sağ ol. Ben giderim. Hadi Allah'a emanet. Madem kendimle birlikte ateşe attım Fatma. Tavuk ettim. Ah! Yasemin Hanım eliniz bir... Peçeteyle hemen bastıralım onu. Of! Canınız yanmasın. Bırak yansın. İnsanların canını yakmanın bir bedeli olmalı. De öyle söylemeyin lütfen. Şunu bastırın iyice. Ya siz kötü biri değilsiniz ki. De nereden bilecektiniz ayrıca? Biri kötü olmadan kötülük yapabiliyormuş demek ki. Şunu bir ıslatıp saralım. Getirin elinizi. Yani bir kere bu hayatta en önemli olan şey niyettir. Ya siz bir sürü insanın hayatını kurtardınız, yardım ettiniz. Niye? Ya çünkü iyi bir insansınız. Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için onu bu evden göndermem lazım. Kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya o burada olduğu sürece de hep tehlikede olacak. Ailesi tehlikede olacak. Ben ya benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir yolunu bulacağım. Biraz kısa ama dur, halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Ya o niye attın kızım? Olmuştu işte. Hayır, olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yapamam. Tabii, tabii. Emredersiniz. Şöyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet, güzel. Tamam, yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel hediye bizim olmalı. Niye? Çünkü Berkecan beğenmezse üzülürüm. Kim? Berkecan. Berkecan? Evet. Kimmiş bu Berkecan? Bizim sınıfta yeni geldi. Senin saçın gibi dağınık onunki de. Peki benim kadar yakışıklı mı bu Berkecan? Senin kadar değil de fena değil işte. Yani bence de olamaz zaten o kadar. Piyango büyük olsun. E bu çok uzun. Buzdolabı almadık ya Berkecan'a. Baba ya neden Berkecan'a buzdolabı alalım ki? Sus, bana Berkecan deme. Bu işte yeterli, güzel. Rengi de gayet şık. Tamam, boş ver bunu. Önce şu kenarlara yapıştıralım. Katla güzel güzel. Berkecan'a beğendirmemiz lazım. Tamam, bantlar da yeter. Ne haber Kıvırcık? Getirdin mi emaneti? Saymama gerek yok herhalde. Ferda, saçma sapan konuşma, benim sinirlerimi bozma. Aa, ne oldu ya? Niye atarlanıyorsun? Tamam mı? Bitti mi şimdi? Ya sen niye bana böyle düşmanmışım gibi bakıyorsun?
Kızım ben Nevin'e kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptım. Benim sayemde mutlu bir ailesi var. E bunun da bir karşılığı olacak tabii. Vallahi iyi para aldım. Aklını başına topla, çarçur etme, kendine yeni bir hayat kur, başını belaya sokma. Bak, gül gibi bakılıyor kızına. Mutlu bir yuvası var ama her şeyden önce başında aslan gibi babası var. Huzurlarını kaçırma, kendi yoluna git. Of Melahat, tamam kes. Nevin'e de söyle, evcilik oyununa devam etsin. Ben gidiyorum buralardan. Bir daha görmeyeceksiniz beni. Hadi eyvallah. Ne yaptın teyze? Tamam kızım. Korkacak bir şey kalmadı. Konuştum ben. Ne dedi? Ne diyecek? Parayı alınca rahatladı tabii. Bir daha karşına çıkmayacakmış. Gidecekmiş buralardan kendine. Yeni bir hayat kuracakmış. Nereye gidecekse. Cehennemin dibine kadar yolu var. Şükürler olsun teyze. Fatma günaydın. Günaydın. Yasemin Hanım'a haber verir misin? Ben dışarıda bekliyorum. Bence siz hiç beklemeyin çünkü bu sabah koşmayacakmış. Ya, öyle söyledi bana. Tamam.